ESIT, ECI indikatör kalibrasyonu. ECI indikatör kalibrasyonu yapmak için öncelikle setup menüsünü ayarlamak gerekir. ECI dokunmatik tuş takımında en sağda bulunan çekiç, tornavida tuşu ile beraber ayarlar menüsüne girilir. Bu menüde tartı seçilir. Tartının içinden ayarlar seçilerek sağ ok tuşu ile menüye tıklanır. Bu menüde birim olarak ton, newton, libre, litre, milivolt bölü volt giriş, metreküp ve yok olarak da seçilebilir. Bu kalibrasyonda kilogram seçilir ve sağ ok tuşu ile ilerlenir. Sistem kapasitesinin bilgisini girmek gereklidir. Sistem kapasitesi kullandığımız yük hücresine göre değişiklik gösterir. Bu kalibrasyon için sistem kapasitesi 3 kilogram olarak seçip ilerlenir. Daha sonra çözünürlük sekmesinde bulunan 2 gram, 5 gram ve özel seçeneği sekmesinden seçim yapılır. İstenilen çözünürlük burada yok ise özel bir çözünürlük ayarlanır ve sağ ok tuşu ile onaylanır. Çarpan seçimi için aşağı ok tuşu ile noktadan sonra 3 hane seçilebilir ve ok tuşu ile onaylanır. Yürüme adımı bilgisini girmek gerekir. Yürüme adımı sekmesinde 1, 2 ve 5 gram mevcuttur. Bu sekmede 1 gram seçilip ilerlenir. Ölçüm tipi sekmesinde tek bölüntü, çok aralık, çok bölüntü gibi seçenekler mevcuttur. Bu sekmede tek bölüntü seçilip onaylanır. Kaydetme ekranında çarpı, onaylama ve onaylama ile birlikte tartım ekrana dönmeyi temsil eden ev sembolü mevcuttur. Onayla ve tartım ekranına dön tuşuna tıklanabilir. Bu tuş ile birim sistem kapasitesi ve çözünürlük ayarlarını kaydetmiş ve tartım ekranına dönmüş olunur. Bu ekrandan çekiç tornavida tuşu ile beraber tartı menüsüne tıklanır. Tartı menüsünden kalibrasyon devresini bulup sağ ok tuşu ile menüye tıklanır. Kalibrasyon menüsünden yük hücresi seçilmelidir. Kullandığınız yük hücresine göre çeşitli milivolt seçenekleri mevcuttur. ESIT yük hücresi kullanıyorsanız ESIT 2 milivolt seçilebilir. Bir sonraki kalibrasyon tipi sekmesinde yük kalibrasyonu, milivolt kalibrasyonu, katsayı kalibrasyonu ve sıfır kalibrasyonu mevcuttur. Bu sekmeden yük kalibrasyonu seçilir ve onaylanır. Bu ayarlar ile sistem sıfırlanarak yükü boşaltınız ve sistemi sarsmayınız bilgisini verir. Kantarın üzeri boş ve yük yok ise sağ ok tuşu ile onaylanır. Onaylama tuşu ile sıfırlama ekranı çalışır. Sıfırlama sonucunda çok iyi bilgisi çıkar ise tekrar onaylanır. Sıfırlama işleminden sonra kalibrasyon ağırlığı ekranında 3 gram kapasite için en az 1 kilogram ağırlık kullanız bilgisi verir. Cihaz bu ekranda önermede bulunur. 2 kilogram ya da 1,5 kilogram ile de kalibrasyon yapılabilir. Daha sonra kalibrasyon yapılacak ağırlığın değeri yazılır. Sistem 1 kilo ağırlığı yükleyiniz ve sistemi sarsmayınız bilgisi verir ve ağırlık kantarının üzerine yerleştirilerek onaylanır. Bu esnada cihaz ekranın sağ alt köşesinde en son kalibrasyon ağırlığını gösterir. 1 kilogram olarak tartar ve çok iyi bilgisi verirse onaylanır. Ekranda kalibrasyon başarıyla tamamlandı bilgisini verir. Tartım ekranına dönmek ve kaydetmek için bu ekranda bulunan kaydet ve ev sembolü tuşuna basılır. Ağırlık üzerinden alınarak cihaz sıfırlanır ve cihaz kontrol etmek için çeşitli ağırlıklar ile test edilebilir. 100 gram olarak kontrol edildi. 200 gram ile kontrol edilir. 500 gram ile ve son olarak 1 kilogram ile kontrolü sağlandı. Kalibrasyon işlemi başarıyla tamamlanmıştır.